içindeki hırsı bakışlarında görebiliyorum. Seni tanıyor gibi konuştun değil mi? Seni tanımak da, tanıtmak da bizim kudretimizdir. Sence İstanbul ne kadar büyük? Bunun cevabını benim gibi kuyutlarda yaşayanlar bilemez. Sana tepeden bakanlardan selam getirdim. Sana istediğin fırsat verilecek. Kendini tepeden sanıp bağcılara çökmeye çalışan 3-5 çakal sürüsü var. O çakal sürüsünün başına bir tilki lazım. Bak aslanım. Biz adamlarımızı büyük olabilecek küçük insanlardan seçeriz. Seçeriz ki istediğimiz şekli verelim. Eğer istediğimiz şekli almaya hazırsan bağcıları sana vereceğim. İlk görevin o çakal sürüsünü dize getirip himayen altına almaktır. Biz de sana her türlü desteği vereceğiz. Vakti gelince o çakal sürüsünün infazlarını da sen yapacaksın. Konuşmamız lazım. Hayırdır oğlum, birileri mi sataştı? Ne sataşması bu oğlum? Tanımıyorsunuz mu lan beni? Onların aklını alırım. Seni tanıyor sanmasına da onlar kim? Neyse siktir et. Daha önemli bir şey var konuşmamız gereken. Anlat kardeş, seni dinliyoruz. Oğlum bundan sonra var ya bağcıların kralı biziz lan. Bundan sonra var ya buralar bizim, biz ne dersek o lan. Silah alacağız elimize, kim önümüze gelirse. Ne demek oğlum bu şimdi? Bizim ne işimiz var silahla? Derin mafyada. Aklını başına al. Tepedekilerle bağlantı kurdum. Bundan sonra herkesi hizaya getireceğiz. 2-3 tane züppeyi tokatlayıp yol vermeyeceğiz. Silahlar bizde. Kral biziz lan. Kim oğlum tepedekiler? Kardeş, gözündeki büyük olma hırsını çok açık etmiş olmalısın ki bunlar sana kadar geldiler. Eğer büyük olmak istiyorsan bunlardan uzak duracaksın. Bunlar büyük yapacaklar adamları bizim gibi küçük insanlardan seçerler. Seçerler ki istedikleri dakika kafasına sıkabilsinler. Bunlara sakın güvenme. Ne demek güvenme ya? Daha 3 hafta önce biz burada ne yapıyorduk? Halimizi alamıyor muyduk? Şimdi kalkmışsınız güvenme diyorsunuz. Cebinizde 5 kuruş var mı lan? Bak oğlum, ben ne bu işe girerim ne de senin bu işe girmene müsaade ederim. Eğer mahallemize çökecek olan varsa ben onun ta ecdadını sikerim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sen de bir gün mahalleye yanlış yaparsan senin karşına çıkacak ilk insan benim. Bunu da hiçbir zaman unutma, tamam mı? Buna bir şey de. Gel buraya. Salih. Bırak. Bırak gitsin. Gel bir konuşalım ya. Bırak gitsin, bırak. O pişman olacak. Düşünsene oğlum, ikimiz buranın kralıyız. Biz ne dersek o lan. Kimse karşımıza çıkamaz lan. Bir düşün, düşün. Kardeş, yanlış yapıyorsun. Bak bunlar seni kullanırlar. Seni harcarlar. Bunlarla yola çıkma diyorum sana. Bunların arkasından gitme. Eğer böyle yaparsan, ben de seni bırakıp gitmek zorundayım. Seni yalnız bırakmak zorundayım. Senden mi gideceksin? Senden mi kardeşini burada bırakacaksın? Ben senden mi beni satacaksın lan? Ha? Oğlum bu kafayla devam ettiğin sürece bizi kaybedeceksin lan. Bundan sonra ben de yokum lan senin yanında. Gidiyorum lan. Ne demek yoksun lan? Unuttun mu lan yetimhanedeki günleri? Biz 5 yaşından beri kardeşliğimiz. Ya yanımda olursun ya var ya. Ya da ne lan? Vurur musun beni? Beni buna zorlama. Zahrat. Beraber yapalım diyorum. Niye anlamıyorsunuz beni? Gidemezsin. Ya benimle olursun ya da var ya. Bir işe gir çalış lan. Aylak aylak ezmekten beynin sulanmış senin. Son sözün bu mu lan? Ha? Bu lan. Alo.
Salih, kardeşim, sen dediğin doğru. Biz yanlış yapıyoruz. Gel bu konuyu konuşalım. Mekanda seni bekliyoruz Zaharat'ta. Tamam, bekliyoruz ama erken gel, hızlı gel. Tamam. Tambersizliğin olur mu lan yavşak? Aslında. Burası bazlar oğlum. Şimdi anladın mı tilki? Ulan Salih, ben de seni demir kapıdan Sancaktepe'ye kadar arabanın arkasına bağlayıp da gezdirmezsem bana da tilki demezsin lan. Be adam, eceline mi üstadım? Bas git. Git diyorum sana. Git. Lan. Yürü. Sedat! Şu Serhat çakalını istiyorum. Salih çıkınca iki güne kellesini alır gelirim demiştim. Şimdi karşıma geçmiş, silah çekiyor bana lan! Tamam abi. Akşam paralar topladıktan sonra bu Serhat'ı köşene bir yere kıstırıp bagaja atın getirin, tamam mı? Tamam abi. Hadi Hüseyin, hadi Hüseyin. Nasıl kuyruğunu kıstırıp kaçtı ama? Bizle uğraşmak kötü sen oğlum. Bu arada Serhat'ın nerede olduğunu bilen var mı ya? Ben biliyorum ya. Annesi rahatsızlanmış. Hastaneye kadar gidecekti. Beyler, bundan sonra herkes çok dikkatli olsun. Bu şerefsizin ben ciğerini bilirim. Canımızı yakıp bizi sindirmek için hiç ummadığımız anda tepemize binmenin planlarını çoktan yapmıştır şimdi. Doğru söylüyorsun abi, adı üstünde tilki bu. Su uyur bu şerefsiz, uyumaz abi. Uyur uyur. Ben onu uyutmasını bilirim. Bir planın mı var abi? Selamünaleyküm dayı. Bir emanet vardı. Oh.
Hayırdır dayı? Borcum var bunlara. He borcu var. Gelecek ayda sen ödersin dayının yerine. Hayırdır dayı? Araç mı veriyorum bunlara? Yok efendim bırak geçsinler. Kapsız istasyon. Çıkacaksa çıksın dayı. Kim bunlar? Kimse kimiz. Bu mahallenin esnafını biz koruyoruz. Hakkımızı alırız. Aslı siz kimsiniz? Yavşaklar. Bu semtin kimsenin korumasına ihtiyacı yok. Aldığın parayı geri bırak. Bir daha da gözüm görmesin sizi burada. Hadi! İndir lan silahları vurun da iyi bak ha. İndir lan! Hadi beyler çıkıyorum. Hepsini toplasınlar. Dikkat etsinler. Bizden olduğunu kimse bilmesin. Başsın abi. Beyler yarış iptal. Tilki abinin selamı var. Gece ganimet büyük. Ben aslında yarışmanın kulisine, köşe başında paket olduk bağcıların polisine. Tilki ne kadar çektin kolisine, bizim mahallede eksik olmaz tinlerinden balisine. Gevezelik yapmasın söyle onun kankisine, %90'ı patlıyordu isyan tetikin fartesinde. Adım adım geçiyorum evet rapin tarihine. Burası yükselen sesler bağcılarda binlerde. Sonu yok bağcılar başkenti tilki, arkasında bağcılar tehlikeli semti. Kendisi mafya kalabalık tayfa, bağcılarla alakalı yeni bir sayfa. Sonu yok bağcılar başkenti tilki, arkasında bağcılar tehlikeli semti. Kedisi mafya kalabalık tayfa, bağcılarla alakalı yeni bir sayfa. Bağcılar başkenti tilki, arkasında bağcılar tehlikeli semti. Kedisi mafya kalabalık tayfa, bağcılarla alakalı yeni bir sayfa. Sonu yok bağcılar başkenti tilki, arkasında bağcılar tehlikeli semti. Kedisi mafya kalabalık tayfa, bağcılarla alakalı yeni bir sayfa.
Vay Tilki Efendi vay. Söyle Mustafa. Tamam gözüm. Bir 10 dakikaya tezgahını beyazlatırım. Abi. 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 Ne var lan? Ne var? Abi abi büyütmediniz lan. Abi Ayhan'la Atilla'dan haber alamıyoruz. Duymuşlardık, dediler bizi. Hah, tanıştırmayı unuttum abi, kusura bakma. Zeki, Vanlı Zeki. Askerden tanışıyoruz. Çalışmıyor, iş arıyormuş. Gel yanımıza takıl dedim ben de. Sana sormadan söyledim ama... Benimle takılsın, işi öğreteyim. İleride çok işimize yarayacaktır abi. Vanlı Zeki ha? Hayırdır söylemesi öyle, küçük günahımız var abi. Bak Vanlı kardeş, ben adamlarımı genelde balık havuzları olanlardan seçerim. Gördüğünü, duyduğunu hatırlamayan adam benim makbulümdür. Akşam yediğimi unutur, gece gördüğümü hayra yorarım abi. Ha bir de yeri geldiğinde ömrün kelebeğinki kadar kısa olacak. Yapabilir misin? Ölüm kolay be abi, sen bana yaşamaktan bahsedin. Hoş geldin o zaman. Ben yatmaya gidiyorum. Sedat, şu midyeleri de bir tazele. Başsın abi. İki tane yiyeyim de sen bana her zamankinden azlatsan iki tane. Hayırdır, eğlence falan mı var ya? He ya, takılacağız kızlarla evde. Kenan, şu dürümcüye bir ara borcunu hatırlat da ödeyelim. Ne borcu abi? Neredeyse dürüm bitti, daha ağzıma et gelmedi lan. Vallahi abi adam çok cimri. Mahalleli çok çekiyor bu Remzi dayıdan. Yarın ben konuşurum onunla. Abi burada neyi bekliyoruz? Sokaklar bomboş. Bunlar Bağcılar'ın çürükleri. Bunlar gibi birkaç tane daha var. Oh, my God.
Kağıtların kilosunu kaçtan veriyorsun? Kağıtlar satılık değil. Madem satmayacaksın, ne diye topluyorsun o zaman? Anlaşmalı olduğum bir şirket var, ona devrediyor. Tamam, derdin para değil mi? Fazlasıyla veririm oğlum. Neyin tribindesin? Biz parayla adam olmadık, hep parası olan da adam yerine koymadı. Ne diyorsun lan sen? Eğer sıkacak olsaydı bu silahı ilk çektiğinde sıkardın lan şerefsiz. Alın bunu, sorgulayacağız. Vay yaşa. Kağıtçıda ne işi var? Anlarız kardeş, depoya sür. Nereden geliyor? Nereden gelecek abi? Tilkinin ne kadar pis işi varsa bunlar görüyor işte. Kaç para vardır abi o peşinde? Mahallenin kanalı bu şerefsizler emiyor. Konuş lan konuş! Bu kadar paranın ne işi var sende? Tilki neden bu kadar güveniyor size? Neden? Dur dur! Benim kaç kardeşimsin seyir yüzünden seyirlendi lan? Çıkamışsa! Nereden sağlanır? Tilkinin eli nereye kadar uzanır? Zehirleri nereden üretip nereye ilaç eder? Tilkiyi tanımıyoruz biz. Nasıl tanımıyorsun? Tanımıyoruz. Mahallede kaybolan onca genç kızı akap ettin. Ne oldu? Anlat! Oğlum oyun mu oynuyorsun lan buradan? Konuş. Konuş lan konuş! Her şeyi açıkla! Ha şöyle, baştan konuşsanız canınız bu kadar yanmayacaktı. Ne oluyor lan? Ne demek bu dayı? Adamlar tilki için kendini feda etti. Belli ki ben içerideyken bu tilki çok büyümüş. Hadi ben onca yıl içerideydim. Elim kolum bağlıydı. Peki siz neredeydiniz? Bu şerefsizin bu kadar büyümesine nasıl göz yumdunuz? Yazıklar olsun size. Gelip bana deseydiniz ya. Abi biz bununla başa çıkamıyoruz. O mahpusu yakar yıkardım. Gene bu şerefsizin mahallemize musallat olmasına izin vermezdim. Yazıklar olsun. Bekle abim, gel şimdi. Bekle bir hal aldık kardeş hele ya. Hadi gidin çabuk tut. Biraz çıkaram bekle ama ne yapayım. İçince görürsen dedik. Abi içeceğim var ya, öyle bir içeceğim ben şimdi aletleri göreceğim aman akbe. Siktir la. Göreceğiz. Oğlum kesin sesinizi, çıkaranızı için kendine aman akbe.
Hayırlı lan sana. Ne oğlum cigarası yiyor. Evet kardeş bakayım. Hadi oğlum lan içinde gidek tezgah boşta kaldı. Hacı hacı bu cigara harbiden taklacı ya. Bayılma ha. Yavaşlasın lan bayılcan amına koyayım. Ver şunu içmeyi bilmeyi amına koyayım. Ya. Japon bak hele kardeş. At maliyetten kız gelmiş, ona uğramak lazım ha. Hallederiz, hallederiz. Oğlum bırakın kız ayaklarını yamına akmam. İçinci kananız iki hepinize bakın. Bakalım lan kardeş, siksem bunu ruhu değmez ha. Kimi sikiyon lan sen göt? Doğru konuş lan, yavşak. Ödüyorum oğlum. Otur lan yerine. Sana ya. Sana ya. Konuşma lan, ibinle modeli. Ne diyorsun lan sen? Otur lan yerine. Hayırdır lan sana? Ne oluyor? Yapma! Lan sana bunu. Lan amanakoyim. Yıldırdın adamları. Abi! Abi! O halin ne lan? Azrail'e mi yorun? Abi! Ayhan'la Atilla! Ne olmuş oğlum onlara? Abi ölmüşler. Ne demek ölmüşler lan? Kafanıza sıkarım lan sizin! Beni mi sınıyoruz oğlum siz? Abi bizim çocuklardan biri görmüş mahallede. Cansız bir şekilde yatıyormuş ikisi de. Aşık, Samet, siz burada kalın. Buralar sizde. Thank you.
İhbarın buradan geldiğine emin misin Özlem? Evet komiserim, bu evden gelmiş. Birisi kafayı bulup boşaltmıştır şarjörü komiserim. Muhtemelen. Ama biz yine içeri girip bir bakalım. Bakalım bakalım. Yine bir avuç boş kovan buluruz. Biz içeri giriyoruz. Siz burada kalın. Her ihtimale karşı tedbirli olun. Emredersiniz komiserim. Giriyoruz. Nasıl olmuş lan bu? Kim yapmış bunu? Sorgulamışlar abi. Konuşmayınca ayaklarına sıkmışlar. Sırf bizi satmamak için zehirli iğnelerle kendilerini zehirlemişler abi. O Salihettin'i istiyorum. Bağcıları yakın. Yine danağı almadan gelmeyin. Dağılın! Thank you.
2. Al gel şunu. Salih!